bundan önceki videoda bir partikül şeması kullanmış ve bu tepkimeyi daha iyi bir şekilde anlamaya çalışmış, hatta tepkimeyi denge durumuna getirmiştik. Partikül şemasında molekülleri çizerken çizimlerimi atomların gerçek boyutlarını göz önünde bulundurarak yapmaya çalıştım. Örneğin, karbon atomları oksijen atomlarından biraz daha büyüktür ve aralarında en küçük olan da hidrojen atomudur. Bu videoda partikül modellerini kullanmaya devam ederek burada tepkimeye giren moleküllerin oluşturduğu karışımları biraz daha yakından inceleyeceğiz. Sol tarafta bir bakalım iki tane metan ve üç tane de su molekülü var. Sağ tarafta ise bu tepkime sonunda ortaya çıkacak molekülleri çizeceğiz. Ama her zaman olduğu gibi şimdi videoyu durdurmanızı ve bunu benden önce kendi kendinize yapmayı denemenizi istiyorum. Birlikte yapalım mı? Bir metan ve bir su molekülü tepkimeye girdiğinde bir karbon monoksit ve 3 tane hidrojen molekülü elde edeceğimizi biliyoruz. Hidrojen moleküllerinin her birinde ikişer tane hidrojen atomu olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu ikisi tepkimeye girerse ne olur demiştik? Çizimi yaparken atomların gerçek ya da göreli boyutlarına sadık kalmaya çalışacağım. Bir karbon monoksit, 6 tane de hidrojen atomumuz olması gerekiyor. Bunları 3 moleküler hidrojen olarak çizeceğiz. Buraya 2 tane çizelim. Buradakilerle 4 oldu. Bunlarla da toplam 6 hidrojen atomu oldu. Evet, sağ taraftaki bu iki molekülü kullanmış olduk. Ek olarak bu su molekülü de buradaki metan molekülüyle tepkimeye girecek olabilir. Bunun sonucunda ortaya bir karbon monoksit daha çıkacak. Çiziyorum, işte böyle. Ve 3 hidrojen molekülü daha. Bu 6 tane hidrojen atomu demek. Bu birincisi, bu ikincisi ve bu da üçüncüsü. Bir bakalım. Sol tarafta tepkimeye giremeyen bir su molekülü daha var. Bunu da çizmemiz gerek. Şuraya çiziyorum. İşte oldu. Bu şekilde yani partikül şemalarıyla neler olup bittiğini takip etmek biraz daha kolay. En azından görsel olarak. Tüm bunların çok yüksek sıcaklıklarda olup bittiğini ve hepsinin hareket halinde olduğunu da unutmayın. Tepkime gerçekleşiyor ama bu su molekülünün tepkimeye girecek bir partneri olmadığı için tepkime sonrasını gösteren şemaya onu da eklememiz gerekiyor.